İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de gerçekleştirilen kökünü kurutma uyuşturucu operasyonu ile ilgili 1,5 saat önce bir açıklama yaptı sayın seyirciler. Soylu, operasyon kapsamında 130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova Mahkemesi baskınını, ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKPC ittifakının kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını, bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, polisine, jandarmasına, askerine, uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşına yakışır. Bırakın genel başkan olmasın. Bir, hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız hem de kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabii namertliğin elbette ki kendisi açısından bir değeri varsa. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Türkiye'ye 100 yılını. Anlaşılan o ki Türkiye'nin arabası Togg'u. Anlaşılan o ki Türkiye'nin başarılarını herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları, bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakını bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.